Araştırmalar uzun süren flörtlerin, yani buna uzun süren sözlülük ve nişanlılık da diyebilirsin. Uzun süren bir hani resmi bir şey olmadan bir tanışma dönemi de diyebilirsin. Uzun süren evlilik öncesi dönemin evliliğe zarar verdiğini söylüyor. Evlilikteki heyecanın, evlilikteki gizemin, evlilikteki birbirini keşfetme halinin çok uzun süren bir öncesi olursa çok daha düşük yaşandığı ve boşanan çiftler arasında yapılan araştırma sonuçlarına göre uzun süren evlilik öncesi ilişkisinin daha çok boşanmayla sonuçlandığı araştırmaların bize söylediği bir şey. O zaman itidallisi ne? Ben şuna da çok fazla katılmıyorum. Şimdi hayatı birlikte geçireceğin insanı seçiyorsun. Yani bu öyle çok basit, ufacık, küçücük bir karar değil. İsterse birileri vesile olmuş olsun tanışmana, isterse sen bir yerlerde görmüş ve tanışmış ol, fark etmez. Ha, o ilk tanışma fark etmez. Ama sonrasında birbirini tanıma sürecinde kimi insanlar ay tam anlayalım da birbirimizi deyip böyle yıllarca uzayan bir süreci takip edebiliyorlar. Kimi insanlar da üç kere görüş, dördüncü de evlen diyebiliyorlar. Bence buralarda ifrat ve tefrit. Burada önemli olan ne biliyor musun? Birbirini tanımadan ne kastediyorsun? Yani ben evlilik öncesindeki o tanışma döneminde ister sözlülük diyeyim bunun adını, nişanlılık diyeyim, ister işte başka bir şey diyeyim. O dönemde neye bakacağım? Benim eş adayımda aradığım şeyler ne? Ben bir evlilikten ne bekliyorum, ne istiyorum? Ben nasıl bir evlilik hayal ediyorum? Ve karşımdaki kişinin beklentileriyle benim beklentilerimin bir ortak kümesi var mı? Bunu araştırmak ve soruşturmak için bir araya gelinmeli. Günümüzde ne için bir araya geliniyor? Bir uçta çok flörtöz davranışlar için bir araya geliniyor. El ele tutuşalım, sarılalım, denize bakalım, martıları izleyelim. Böyle romantik romantik. Bir grup, böyle bir grup var. Başka bir grupta da ne var? Niye bir araya geliniyor? Çeyizi kim yapacak, düğünü kim yapacak, buzdolabını kim alacak, koltuğu onu konuşmak için. Ama bu ikisi de değil Değil. işte. Bu ikisi de değil. O romantik dediğimiz aşk dolu şeyi evlenince yaşayacaksın kocanla zaten. O oranın meselesi. Diğeri de hani düğünü kim yapacak falan kısmı da artık tanıştın. Tamam budur dedin. Ondan sonrasının meselesi. Biz tanışma dönemini bu ikisine heba edebiliyoruz. Tanışma döneminde tersten mesaj vererek burayı biraz açalım mı? Tanışma döneminde yapılan başlıca hatalar. Başlıca hataların bence en önemlisi tanışmamak. Ben bire şunu yazayım mı? Kendi gibi olmamak. Her iki Rol tarafında. yapmak. Yani kız tarafı erkeği tanırken erkek işte olandan daha belki bonkör gözükmek, olandan daha zengin gözükmeye çalışmak, olandan daha romantik, Kibar. daha kibar gözükmeye çalışmak. Ondan sonra isteklerini karşı taraf acaba ne der deyip sınırlandırmak. Örnek veriyorum, adamın mesela muazzam bir temizlik takıntısı Hassasiyeti var, var. hassasiyeti vardır. Yani o evlenince bunu konuşuruz, bırakmak. Evet. Ondan sonra her işte ziyarette, her görüşmede çiçekle vesaireyle, böcekle gitmek, şeyi, çıtayı Çok yukarılara yukarı. çıkmak, çıkarmak. Evlenince yok hiçbir şey. Şimdi buralardan bahsedelim. Yani tanışırken nasıl öncelikle kendimiz olmamız gerektiğinin altını çizelim. Çünkü en önemli şey burası galiba. Bununla ilgili çok önemli bir ölçü var biliyor musun? Denir ki evleneceğin erkeğin sana evlendikten sonra nasıl davranacağını aslında görmek istiyorsan kız kardeşiyle ya da annesiyle olan ilişkisine bak. Aa, işte Aynı slogan. Ahmet Ay, bunu şekilde. yaz. Alta. Bu çok önemli, Tam evet. ters noktada da yani eşin sana erkek açısından nasıl davranacak? Bak bakalım annesiyle diyaloğu nasıl, kardeşleriyle diyaloğu nasıl? Oradan yola çıkarak. Genelde bak toplumumuzda şöyle yanlış bir algı var. Kızların kulağında bu çok fısıldanıyor. Deniyor ki ay çok ana kuzusu olmasın. Mesela erkek adayı, damat adayı diyelim bir takı alışverişine gidildi falan. Annesini tersliyorsa orada canım senin istediği anne sen sus karışma falan diyor da eş adayını böyle şey yapıyorsa kızların hoşuna gitmesi söylenir bu. Oh Ha. bak annesin değil sen. Halbuki üzül buna. Sen yıllarca onu o yaşa getiren anasına böyle davranıyorsa 3 gün sonra sana da böyle davranacak. Daha kötüsünü davranacak. Potansiyel var yani. Var. Bak annesiyle bile kibar bir iletişim kuramıyor. Annesinin hatırını bile sayamıyor. Seni nasıl saysın? Aslında temel prensip annesiyle çok iyi geçinmesidir bence.
Bir ona bir bakılması lazım. Yani çok iyi geçinmesi derken hemen iş şuraya gidebiliyor kayınvalide problemi olan kişiler de. Aa, anasının sözünden çıkmasın mı? O zaman hepsi bu değil. Pozitif iletişim kurabilmek. Kırmadan, dökmeden, hayır dediği yerde de, yani mutlak ağzına baksın, her dediğini yapsın anlamında söylemiyorum. Hayır fikrini sorabiliyor mu? Fikrini soruyor mu? Düzgünce sayıyor mu? Hayır diyebiliyor mu? Aynen. Düzgünce evet diyebiliyor mu? Aynen. Dolayısıyla iletişimi nezaketli mi, hödük mü, ondan sonra yani bunların hepsine gerçek çok önemli bir şey ya. Kesinlikle yani, öyle. Annesiyle ve kız kardeşiyle erkeğin nasıl davrandığına bak, yarın öbür gün sana davranacağını gör. Aynen, bu çok önemli bir veri. Kızın da tam tersi. Yani kızın da annesiyle olan ilişkisi, işte kendi kardeşleriyle olan ilişkisi. Çünkü yıllardır artık onlarda şey yok, iyi gözükeyim gibi sana olacak bir hali olmadığı için doğal hali o yani. Doğal hali, genel çerçevesiyle o. Ona bakmak çok önemli. Ben bir de şey konusunda çok üzülüyorum. Sen söylerken bir de böyle içim acıdı. Mesela şizofreni hastası. Mesela çok ciddi klinik bulguları olan kişileri anneler evlensin düzelir diye gizleyerek bu hallerini söylemeyerek ne yazık ki evlendirebiliyorlar. Böyle hani sen dedin ya yüksekten satmalar. Çok dindar gözüküyor mesela. Aa, bir evleniyorsun, namazı bile yok. Çok böyle şey gözüküyor. Mesela sessiz, sakin, böyle bir dikkatini çekiyor falan. Aslında mesela bir şizofrenik bir bozukluğu var mesela. Yok, o çok beyefendidir ondan. Böyle kadınla iletişimini böyle çok beyefendi gözü içti. Böyle aracı olan kişiler de bazen buna alet olabiliyorlar. Yanlış da okumuş da olabilirler ama onu aile kendisi bilir. Evet. Hadi aracı olanlar çocuğu çünkü görüyor ya, çok efendi bir çocuk ama mesela asosyal bir tip. Örnek veriyorum. Ciddi yani klinik bozuklukları var. Ve ben buradan Aile Bakanlığımıza seslenmek istiyorum. Yıllardır bunu inan ki söylüyorum. Yani her katılabildiğim mecrada yeri geldiğinde her defasında söylüyorum. Lütfen evlilikten önce ciğerine bakıyoruz, bir problemi var mı diye de psikolojik tanısına bakmıyoruz. Evet. Bakalım. Bu çok daha önemli. Bir ciğer hastalığı olması çok önemsenmeyecek bir şey olabilir ama bu şizofreni hastasıysa bu önemsenmeyecek bir şey olmaz. En azından hani bu böyle bir rahatsızlığı varsa evlendirmeyelim anlamında değil. En azından bilsin karşı taraf bunu. Kendi seçiyorsa seçsin. Bu tanılı ve ömrü boyunca ilaç kullanacak biridir. Ben bunu bileyim, buna göre seçeyim. Çünkü bir hayat kuruluyor, bu kadar basit bir şey değil. O yüzden lütfen bakanlığımız artık bu uygulamaları getirsin ve evlilikten önce bazen çünkü aileler her annenin kendi evladı şeydir ya, anneler şu hassasiyeti yaşıyorlar. Ya söylersen bu çocuk evde kalır. Kimse evlenmez bununla. O zaman gizli tutayım bunu, evlendireyim. Cinsel işlev bozukluklarında aynı şekilde. Ben şu an burada ekrandan anlatmayacağım o kadar uç noktalarda vakalar duydum ki. Yani bir cinsel birliktelik kabiliyeti yok mesela. Yok yani, öyle bir kabiliyeti yok. Ama bu gizleniyor ve evlendiriliyor. Gelin evlendikten sonra bunu fark edince söyleyip dillendirmiş olsa... Hakaret ediliyor. Sen bunun için mi evlendin deniliyor. Yahu bunun için evlenip evlenmeme meselesi değil. Evliliğin şartlarından biridir bu. Yani. Ayrıca ben seçeceksem, tamam seçeceksem, gönül bağım vardır, önemsemiyorumdur mesela. Seçeceksem bunu yine de bilmem lazım. Bu gizlenecek bir şey midir? O yüzden anne babalarda da bu konuda çok vebal var. Kesinlikle neyse hassasiyetlerimiz. Neyse, bunu açık yüreklilikle evlenecek çiftler, çünkü nereye kadar saklayacaksın ki? Zaten ortaya çıkacak. Zaten, evet. Yarın öbür gün huzurunu bozacağını, bu illaki böyle klinik vakalar için sadece demiyorum bunu. Demin örnek verdin ya, bir temizlik hassasiyetim vardır. Derim ki, yani ben en baştan şunu da söyleyeyim, yani benim bu konuda bir hassasiyetim vardır. Mesela bulaşıkların böyle tezgahta kalması, evin dağınık olması beni çok huzursuz eder. Yani ben bu konuda sen de hassas mısın? Benim bu hassasiyetime ayak uydurabilecek misin diye keşke bir damat adayı bunu söylese. Ya da bir hanımefendi, yani bak ben özel günleri önemserim. İsterim ki evlenince eşim doğum gününde, öyle büyük hediyeler olmasına gerek yok ama hatırlasın benim özel günümü. Bir çiçeğini alsın gelsin diye beklerim. Bu benim için çok önemlidir desin bunu. Bunları konuşabilecek dönemdir işte o tanışma dönemi. Kırmızı çizgilerim. Ve burada da en gerçekçi halimizle olmak.